Mutluoğlu ile Sivil Etki programına hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi sağlık dileyerek programıma başlamak istiyorum. Efendim sağlık deyince sağlığın her türlüsü, her anlamda, her türlüsünün en iyi olmasını dilemek de istiyorum. Çünkü bugün gerçekten sağlığımızı doğrudan ilgilendiren çok kıymetli iki tane konuğumla birlikte hangi sağlık problemi, neyi tetikler biraz bunları masaya yatıracağız. Biraz sağlık programı gibi olacak ama ikisi de gerçekten sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleri diyebileceğimiz kadar çok önemli konuları irdeleyen, çok önemli meseleleri inceleyen iki tane sivil toplum kuruluşunun başkanı ve başkan yardımcısı. Öncelikle Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir ve Tanısız Hastalıklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Serdar Ceylener. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nadir ve Tanısız Hastalık Gönülleri Derneği Başkanı Doçent Doktor Gülay Ceylener. Size de hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten birazdan anlatacağınız konular çok önemli konular ama öncelikle Serdar Bey sizden başlayarak akademik kariyerinizle ilgili seyircilerimizin merak ettiğini düşünüyorum. Biraz bizi bilgilendirmenizi rica ediyorum. Çok teşekkürler. Tıp doktoruyum. Ankara Tıp mezunuyum. 1993 yılında aslında öğrenciliğimizden bu yana genetikle uğraşıyoruz. 93 yılında ihtisasa başladık. 97'de tıbbi genetik ihtisası aldım. Ondan sonra Ankara'da Zekai Terbrak Doğum Evi'nde 10 sene çalıştık. Ve nadir hastalık meselesi orada bulaştı aslında üstümüze. Çünkü bir anda baktık ki inanılmaz bir kitle, hasta kitlesi orada var. Ve binlerce hasta baktık. Günde 60-70-80 hastanın görüldüğü bir ortamda. Sonra bunu bir enstitüleştirmek gerektiğini düşündük ve en sonunda bunu dışarıda dünyada bazı örnekleri olduğu gibi özel bir enstitü yapılanması içinde yapalım dedik. Sonra zaman içinde hasta sayıları ile karşılaşınca bunu dernekleştirelim diye konuştuk. Yurt dışında ve yurt içinde politik bazı uygulamaların yapılması gerektiğini fark ettik. Aynı zamanda tıbbi genetik doçentiyim. Bazı üniversitelerde dersler anlatıyoruz. Yani bir akademik kariyer olarak genetikçiyiz. Tıbbi genetik doçentiyim ben de. Ama merak alanı olarak tıbbi genetiğin bir tarafı olan nadir hastalıklarla uğraşıyoruz yıllardır. Gülay Hanımcığım sizden de bir özgeçmiş isteriz. Tabii ben de Ankara Tıp mezunuyum. Sınıf arkadaşıydık zaten. Tıp fakültesi birinci sınıfta genetik virüsü bize bulaştı. Projeler yapmaya başladık. Daha sonra da zaten tıp fakültesi bittikten sonra uzmanlık olarak da genetiği tercih ettik. Gerçekten hani çok yoğun bir devlet hastanesinde çalışmak bizi çok eğitti öyle söyleyeyim. 20 bin tane doğum olurdu Zekai Tarih'de ve 20 binde bir görülen sendromu orada biz görüp tanı koymaya başladık. Bu bizi çok heyecanlandırdı ve tamamen yönümüzü neredeyse 10-15 yıldır nadir hastalıklara çevirdik. Nadir ve tanısız hastalıklara. Bu konuda kendimizi eğitmeye çalıştık. Sadece kendimizi değil, çalıştığımız her yerde, hem devlette hem özelde, çevremizdeki herkesi bu konuda farkındalığı yaratarak, sağlık personeli ve öğrenciler, lise öğrencileri de dahil bu konularda eğitimler verdik. Bu farkındalığı yaratmaya çalıştık. Çok da güzel şeyler yaptık. Çok yeni bir derneğimizi kurduk. Haziran ayında aslında kuruldu. Evet. Çok genç bir derneğimiz var ama dernek üyelerinin tamamı bu konuda çok yıllardır çalışan, eğitimli, azimli, heyecanlı arkadaşlar. Hepsi de bu konuda çok deneyimli. Biz de yani yılların verdiği bu hasta deneyimimizi, araştırma deneyimimizi, proje deneyimimizi buraya taşıyarak orayı güçlendirmeyi planlıyoruz. Yani yaptığınız şey aslında size öğrenciyken buluşmuş bir sivil toplum gönüllülüğü olmuş bir açıdan da. Aynen öyle. Bunu da gerçekten kurumsallaştırıp bir dernek kurmanız da hem de bir kadın olarak bu cesareti göstermeniz gerçekten takdire şayan. Bunu söylemeden geçemiyorum. Teşekkür ederim. Peki Avrupa kısmına, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği. Türkiye bu Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nin içinde mi? Öncelikle bunu sormak isterim. Yani evet, izleyicilerimiz için. Çünkü bir de bu Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nin nadir ve tanısı konulmuş hastalıklarla ilgili olan bölümünü anlatmanızı isterim sizden Serdar Bey. Evet. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği aslında 41 ülkenin katıldığı bir örgütlenme. Avrupa Birliği'nin bir yapısı aslında. Ama Avrupa Birliği'nin ülkelerin yanında aday ülkeler de burada yer alıyor. Değişik komiteler var. Her uzmanlık alanı ile ilgili ayrı komiteler var. Bir de multidisipliner komiteler dediğimiz komiteler var. Multidisipliner komitelerde eğer bir hastalık grubu birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiriyorsa orada komiteler oluşturuluyor. Bu multidisipliner nadir hastalıklar komitesi aslında böyle bir multidisipliner komite olarak başladı.
Fakat daha sonra bunun bir uzmanlık alanı ihtiyacı haline geldiği görüldükten sonra işte 2018 yılında beni davet etmişlerdi komisyona. 2019'da ben katıldım ve 2019'da seçimler yapıldı. Başkan yardımcısı olarak seçildim. Orada ilk eylem olarak da Avrupa Birliği'nde nadir hastalıkları ayrı uzmanlık alanı olarak tanınmasıyla ilgili işlemler yaptık. Kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nda onaylandı ve şu anda artık ülkeler bununla ilgili yapılanmalarını hazırlayacaklar diye ümit ediyoruz. Herhalde bir önümüzdeki 3-5 sene bununla ilgili bir çalışma zamanı olacak. Oradaki çalışmaların maksatı şu: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği bütün üye ülkelerdeki eğitimlerin koordinasyonu, standartizasyonu, üst seviyeye çekilmesi, hastalara standart hizmet verilebilmesi, bununla ilgili bütün işlemleri alıyorlar. Bir de ihtiyaçlara göre yeni uzmanlık alanlarını tanımlıyorlar. Türkiye'de burada Türk Tabipler Birliği aracılığıyla oraya üye ve temsil ediliyor. Neredeyse her uzmanlık alanında temsilcimiz var ve hatta birçoğunun yöneticileri arasında Türkler de var, Türk arkadaşlarımız da var. Yani burada Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ettiğini sözünün altını çizelim o zaman. Yani gerçekten Türk hekimlerinin Avrupa Birliği ile, yani Avrupa Birliği sağlık örgütlerinin içerisinde olması da bir kez daha bu sözün altını çizmemize de sebep oluyor diye düşünüyorum. Peki nadir hastalık, yani burada siz öğrencilik yıllarında bu tanıları koymanın heyecanını, daha doğrusu bunu görmenin ve bu tanısız hastalıklara tanı koymanın heyecanını yaşadığınızı söylediniz. Peki bu nadir hastalıklar dediğimiz şey o kadar geniş bir yelpaze ki, ve örümcek ağı gibi de ben biraz araştırdım. Hani sizin konunuzu en azından anlayıp sizinle sohbet edebilmek için araştırdım. Gerçekten örümcek ağı gibi, yani nedir bu nadir hastalık? Nadir hastalıklar aslında 2000'de birden az görülen hastalıklardır. Hı hı. Böyle baktığınızda sanki çok küçük bir parçaymış gibi görünüyor ve toplamda çok büyük bir yekün oluşturmakta. Şöyle bir rakam verebilirim. Her polikliniklere başvuran her 10 hastadan bir tanesinin nadir veya tanısız bir hastalığı vardır. Yani her hekim her gün polikliniğe girdiğinde aslında bir tane bu hastalıklardan görmektedir. Genetikçi gözüyle biz baktığımızda ne değişiyor? Biz resme yukarıdan bakıyoruz biraz, farkımız o. Ve bütüncül olarak baktığımızda yalnızca bir bulgusunu değil, tüm bulguları değerlendirerek altta yatan mekanizma nedir, gerçek tedaviler nasıl yapılmalı, doğru tedavi nasıl yapılmalı, o yönde çalışmalarımızı yaparız. Peki nadir hastalıklar, yani 2000'de bir ama 10 hastadan birisi dediğinizde, aslında oran verdiğinizde çok ciddi bir orandan, aynen, bahsediyorsunuz. Peki bunun içine hani muayene esnasında anlayabilecek, hani tanısı konulmamış da diyoruz ya, hani nadir hastalık ve tanısı konulmamış hastalık. Aslında bu ikisi birbiriyle eş mi? Yani nadir hastalıklarla tanısı konulmamış hastalıklar bir mi anılıyor? Aslında tabii ki hani birbirinden ayıramıyorsunuz. Hı-hı. Zaten o yüzden şu anda bütün dünyada nadir ve tanısız hastalıklar, hatta nadir kanserler de bunların içine giriyor, hı-hı, artık. Çünkü kanserlerde de genetik yaklaşım çok çok önemli. Belki o da farklı bir konuşma konusu da olabilir. Yani o konuda da, çünkü genetik testler kanser konusunda da tanıyı, tedaviyi, prognozu, her şeyi etkilemekte, hı-hı, artık. Genetik her, bütün yani kanser hastalarında çok farklı yaklaşımlar yapmamızı sağlıyor. Şu ana kadar bilinen 8000'den fazla hastalık olduğunu biliyoruz, geni bilinen. Ama bunun yanında daha bilmediklerimiz de var. Bir kısmı da mesela çok basit, toplumda da çok görülen şeker hastalığı. Aslında tek bir hastalık değildir. Ve aslında belki bir sonuçtur şeker hastalığı. Bunun altında yatan mekanizmayı bilmezseniz hiçbir zaman tam tedavi edemezsiniz. Ve eksik kalan tedavi de hastayı mutsuz eder. Ondan sonra hasta doktor doktor gezer. Hiçbir zaman çünkü tam bir sonuç elde edemez. Biz genetikçi olarak bu açıdan bakmaya, hı hı, çalışıyoruz. Altta yatan sebep nedir, tanı nedir ve nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyiz? Hastalar bize gelişleri şöyledir. Bu hastalığım ne? Önce onu, evet, öğrenmek isterler. Tanı konusu. Bu niye benim başıma geldi? Bu tedavi edilebilir bir hastalık mı? Bir daha başıma gelecek mi? Ve ailemden başka kimse de çıkacak mı? Bizim bu soruların hepsini cevaplamamız gerekir. Evet. Önce tanıyı koymamız gerekir. Tanı da önce çok iyi bir aile ağacı ve, hı hı, anamnez alarak, hastayla görüşerek başlanır. Zaten bizim en önemli muayene yöntemimiz hastayla görüşmedir. Çok iyi bir iletişim ve uzun bir görüşme yaparız. Daha sonra testlerini yaparız. Daha sonra aile taramalarını yaparız. Klinikçilerle, klinikçisiyle görüşürüz. Doktor, hangi birimden bize yönlendirilmişse doktoruyla görüşürüz.
o hastalığın ne tedavi verilmesi lazım onları planlarız. Ailede bir daha tekrarlamaması için neler yapılması lazım onları aileyle görüşür planlarız. Hepsini yaparız sırayla. Peki sonuçta insanlar hani bir sürü doktor gezdim bir çare bulamadım diyen bir sürü de insan duyuyoruz. İşte yani hastalığımın adını koyamadılar. İşte kimseden çare bulamadım. Hani tam da tanısı konulmamış hastalık tam sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Peki dernekleşmenizde yani sonuçta kendi imkanlarıyla kendi tanısını koyabilecek ekonomik özgürlüğü olmayan tanısı konulmamış hastalıklar yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Sağlık Bakanlığı tarafından da ücretlendirilmeye de tabi değil diye biliyorum. Yani hani en azından bunun karşılığı yok, ilacı yok ve vesaire gibi şeyler de var bakanlık tarafında. Aslında birçoğunun testleri yapılıyor devletimizde. Yani üniversitelerde, devlet hastanelerde birçok hastalığın testi yapılıyor. Yani artık eskisi gibi değil. Bundan bir 10 yıl önce bu hastaların tamamını yurt dışına gönderirdik. Evet. Ama artık ülkemizde birçok hastalığın tanısı konulabiliyor. Moleküler düzeyde testler yapılabiliyor. Dediğim gibi bizim genetikçilerin yaklaşımı biraz daha farklı. Resme yukarıdan bakmadığınız zaman hasta belki benim tanım konulamadı dediğinde aslında belki tanı konuldu ama tedavide gerçek altta yatan mekanizmaya ulaşılmadığı için eksik kalınmış olabiliyor ve bu her zaman hastayı mutsuz ediyor. Yani daha fazla bir sonuç bekliyor hasta ama dediğim gibi hani biraz daha detaylı bir yaklaşımla bu çözülebilecek durumda. Evet. Peki kuruluş amacınıza o zaman dönersek neyin eksikliğini gördünüz ve bu konuda bir dernekleşmeye karar verdiniz? Ben 27 yıllık doktorum ve biz de öğrenciliğimizden beri bu hastalıklarla uğraştığımız için öncelikle nadir hastalıkların farkındalığını yaratmak istedik. Yani çünkü bilinmiyor. Yani hatta sağlık camiasında bile çok çok iyi bilinmiyor. Öncelikle farkındalık yaratmak ve ailelere yaklaşmak istedik. Yani ailelere yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Testlerine ulaşmaları, tedaviye ulaşmalarında destekler vermek istedik. Çünkü gerçekten bazen maddi olarak da hastalar çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Biz dernek olarak hem projeler yapmak hem birçok yerden kaynak bularak bu hastalara yardımcı olmak için çalışmalara başladık. Yine bence en önemli şey mesela akraba evliliği oranı Türkiye'de çok fazla. Evet. Hacettepe'nin verdiği rakam %26'dır ama bazı bölgelerde çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden de bazı hastalıklar anne ve babanın taşıyıcı olduğunda ortaya çıkan hastalıkların oranı Türkiye'de çok fazla. Ve bizim bununla ilgili eğitimler vermemiz lazım. Dernek kurucularımızdan eğitim konusunda çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. Biz de eğitimle çok ilgileniyoruz. Ve bu eğitimlerin çok erken yaşlarda verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve derneğin önemli amaçlarından birisi de bu. İlk öğretimden başlayarak, özellikle kız çocukları benim hedef alanım. Çocukların eğitilmesi ki o kadar genç beyinler eğitildiği zaman niye akraba evliliği yapılıyor sorusu kalmayacaktır zaten ondan sonra. Yani doğru eğitim doğru zamanda verildiği zaman birçok sorun çözülebileceğini düşünüyoruz. Yani derneğin önemli amaçlarından birisi de projeler yapmak, hastalara ulaşmak ve eğitimler vermek. Peki şimdi hastalık nadir, az ve yetim. Yetim lafı nereden geliyor? Yani hastalığın karşısı nadir, uzmanın karşısı az, bu konuda uzman yok ve ilaç konusu da yetim. Yani bunu araştırdığı zaman kim araştırırsa araştırsın bu üçlü kod karşısına aynen çıkıyor. Aynen öyle. Orphan disease diye yetim hastalıklar diye geçiyor. Dünyada birçok merkez tanı koyarken bir test yaptığında hastaların %99'una tanı koyması yeterli gibi. Ama %1 kişi de hasta. Evet. Ve onun da tanıya ihtiyacı var. Ve şimdiye kadar yani son 5-10 yılda bir şeyler değişmeye başladı açıkçası. Ve nadir hastalıklar öncelik alanı oldu Avrupa'da da dahil. Ve bu %1'lik hasta da artık dikkat çekmeye başladı. Önceden bunlar hep atlandığı için tedaviler ya da tanı konusunda hiçbir şey yapılmadığı için yetim hastalık olarak kenarda kaldı. Ama şimdi bu konularda çok fazla çalışmalar var, çok fazla ilaç çalışmaları var ve tedaviye yönelik çalışmalar var ve ilaç firmaları bunlardan gerçekten çok iyi paralar kazandıkları için çünkü destekleniyor bu hastalıklar. Artık yetim olmaktan biraz kurtuldular ve insanlar gözlerini açtılar yani bu konuda çalışmalar yapmaya başladılar. Peki nadir hastalıklar Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki orana baktığımızda Türkiye ile bir karşılaştırma yapmanızı istesem, yani nasıl bir ölçüsü var?
hem hastalık tespiti ve tanısı açısından hem de tedavisi açısından değerlendirmenizi isteyeceğim Serdar Bey. Önce bir sıklık açısından da söylemek isterim. Sıklık açısından bazı hastalıklar dünyanın her tarafında 3 aşağı 5 yukarı benzer sıklıkta. Ama bazıları akraba evliliği ile ilişkili olanlar akraba evliliğinin yoğun olduğu ülkelerde daha fazla. Bir de bölgesel hastalıklar var. Sadece orada bir kişiden başlamış bir hastalık sadece o bölgede görülüyor. Bir adada, bir ülkenin bir kasabasında yığılmış kalmış hastalıklar var. Burada tabii dünyada sadece bir köyün tutulduğu bir hastalıkta ona tanı koymak, çare bulmak çok zor. Aslında bizim tanısız hastalık dediğimiz kısmın içinde sadece tanısı konulmamış hastalar yok. Bir de hiç tıp kitaplarına girmemiş hastalıklar var. Hiç böyle bir hastalığın adı yok. Özellikle bu son kısım çok son yıllarda hızla tanımlanmaya başladı. Teknolojinin ilerlemesi, bu alandaki farkındalığın artmasıyla ve biraz önce Gülay'ın da bahsettiği gibi bu insanların her birisinin insan olarak eşit haklara sahip, tanısız bir hastalığı bile olsa bu hizmeti alması gerektiğine dair farkındalığın oluşturulmaya başlamasıyla. O yüzden farkındalık deyip geçiyoruz ama farkındalık çok önemli bir kavram. Çok. Herkesin o alanda kendini göstermesi, uğraşması, bilim adamlarının buna yönelmesi. Bilim adamlarının çünkü yani ceplerinde para olan insanlar değil, birilerinin finanse etmesi lazım onların projelerini. Bu projeleri finanse edilebilmesi için farkındalık önemli. Şimdi işin hizmet ayağına gelince aslında Türkiye bu alanda çok iyi bir yerde. Yani diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımda Türkiye'de hem zaten sağlık hizmetlerinin erişimi anlamında Türkiye iyi bir ülkedir. Zaten her zaman öyle oldu. Ama bunun haricinde özellikle çocuk hekimlerinin nadir hastalık farkındalığı çok erken başladı. Ve Türkiye'de diğer ülkelere göre erken tanı alıyor hastalar ve daha iyi yönetiliyorlar. Deneyimlerimiz çok fazla. Bu tabii deneyimizin iyi olması, çok olması hasta sayısından da kaynaklanıyor. Bu biraz üzücü ama bir taraftan da işin doğru yönetilmesi anlamında çok büyük katkıları olan bir şey. Biz örneğin hani yurt dışında bir hastaya tanı koyduğumuz zaman Türkiye'ye getirip tedavi edilmesi için uğraşıyoruz. Yani buradaki ekiplerin güvenilirliği ve deneyimi nedeniyle. Bu hastalık gruplarında bir de takım oyunları artık çok güzel oynanmaya başladı Türkiye'de. Hani bir tanı konulduğu zaman zincirin nasıl işleyeceği, kimin kime ulaşacağı çok önemli. Biz işte aslında bundan bir 10-15 sene önce ilk yaptığımız iş bu test hastalıkları teşhis edilebilir hale getirmekti. İlk başta daha çok bizim teşhis ettiğimiz hastalar varken şimdi bütün branşlardan teşhis edilmiş hastalar geliyor ve çünkü artık testlerine ulaşılabiliyor. Her türlü teknolojik olanak Türkiye'de var. Eskiden sizin o hastalığı biliyor olmanız, testini yaptıramadığınız sürece kimseye faydası olan bir şey değildi. Evet. Önceden hep yurt dışına yalvar yakar parasız gönderelim diye uğraştığımız bir şeydi. Ama şimdi öyle değil artık. Türkiye'de yapılmayan hiçbir şey yok. Ve bu alanda gelişti. Avrupa'daki hizmetlere bakınca nadir hastalıklar meselesiyle ilgili hizmet de bunun hekimin de farkında olması çok önemli. Şimdi diyabet var. Diyabetli hastanın içinde nadir hastalık olabileceğini düşünerek bakmak var. Burada alarma olacak kişileri yetiştirmek önemli. Nasıl alarma olacak bir hekim bunda veya hasta nasıl, ne zaman bu işlerin peşine düşecek? Hastanın eğer tedaviye rağmen işleri yolunda gitmiyorsa, her türlü işi aksak gidiyorsa, hastalık beklenenden erken ya da geç başladıysa, yani 4 yaşında kalp krizi geçirdi. Bu cümle gibi gariplikler varsa o işin içinde, muayenesinde birden fazla hastalık varsa, örneğin karaciğeri, böbreği, dalağı aynı anda etkileniyorsa kişinin, bunlar nadir hastalığın önemli bulguları. Yine muayenede anomali dediğimiz şekil düzensizlikleri varsa, ailede güçlü bir öykü varsa, yani birden fazla kişide hastalıklar varsa, hatta bazen bu hastalıklar birbiriyle aynı olmasa bile bir bakıyorsunuz bazen ailede sağlıksız insan sayısında artış var. Birinde örneğin mitokondriyal diyabetler var bizim. Birisi diyabet, biri işitme kaybı, biri görme bozukluğu şeklinde seyredebiliyor aile bireyleri. Ama bakın hepsi aynı yere bağlanıyor. Evet. O mitokondriyal diyabetin tanısı konmak için o kişinin göz rahatsızlığını da sorgulamanız ve anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu manzarada farkındalıkla beraber hekimler bu garip bir durumla olabilir diye düşünmeye başlıyorlar. İşte o zaman tanı alma süreci başlıyor. Yeni teknolojik olanaklarla biz eğer bir hastayı muayene ettiğimizde tanı koyamıyorsak, gerekirse binlerce genini aynı anda test ederek tanı koyduğumuz, hiç literatürde örneği olmayan yeni durumları tanımladığımız durumlar oluyor. Örneğin bizim şu anda Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, bizim kurduğumuz enstitü yapısı,
Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi gibi böyle üniversite ve Amerika'da bazı kuruluşlarla yaptığımız ortak çalışmalar var. Bağışıklık sistemi hastalıklarında yeni hastalık türleri bulmaya çalışıyoruz örneğin ve var bulduğumuz aday hastalıklar. Bunlar işte o farkındalıkla beraber herkesin hevesle desteklediği, TÜBİTAK'ın desteklediği, başka kurumların desteklediği projeler haline dönüşüyor. Tanımlanınca, mekanizması ortaya konulunca tedavisi için ilk çiviyi çakmış evet. oluyorsunuz. Aslında bu yani bir ürününüz var. Bu ürünü tanıtmazsanız ne bu ürünün satışına yönelik bir çalışma yapabilirsiniz evet. ne de nihai tüketiciye ulaştırmak için bir çalışma yapabilirsiniz. Aynı bunun gibi bir sistem. Yani evet. gerçekten nadir hastalık denilen adı böyle nadir ama keşke olmasa yani nadir olmasa hiç hastalık olmasa tabii ki temennimiz. Peki nadir hastalıklarda oran vermenizi istersem. Yetişkinlerle çocuklar arasında en çok görülen nadir hastalıklar yetişkinlerde mi yoksa çocuklarda mı? Hani bunu mutlaka izleyicilerimiz merak ediyordur. Aslında şu anda son zamanlarda bilgilerimiz hızla değişmeye başladı. Eskiden zannediyorduk ki nadir hastalık meselesi daha çok çocukların hastalığıdır. Hı hı. Çünkü çocukluk çağında kendilerini daha kolay belli ediyorlar. Ama şimdi son zamanlarda teknolojik gelişmelerle anladık ki nadir hastalıkların yarısı erişkinlerde yarısı çocuklarda görülüyor. Ve biz eskiden hatta bu nadir hastalıklarla ilgili başka akraba evliliğiyle bağlantılı bir köşesi. Biz zannediyoruz ki akraba evliliğine bağlı hastalıklar çocukluk çağı hastalıklarıdır. Şimdi görüyoruz ki 40, 50, 60 yaşında ilk bulgusunu veren akraba evliliğine bağlı hastalıklar var ve biz bunları şimdi görüyoruz. Ve aslında karşımızdaki felaketin daha büyük olduğu gerçeğiyle evet. karşı karşıyayız. Tabii bir başka boyutu ülkede çok sık olunca bizim bilmem kim de akraba ama çocuğu sağlıklı hı hı. lafından dolayı inandıramadığımız da bir insan kitlesi var karşımızda. Evet, bu çok karşımıza çıkıyor. Evet ve bu cümlelerle beraber biz bu yaptığımız çalışmalarla hastalık tanımlamalarını arttırdıkça kafamızda çok şeyler değişecek. Ama şunu söyleyebilirim hani örneğin şizofreni tanısıyla izlenen yıllarca bu tanıyla tedavi edilen ama yeni teknolojik olanaklarla başka bir hastalık olduğunu, bir metabolik hastalık olduğunu teşhis ettiğimizde tedavi seçenekleri ortaya çıkan hastalar var. Artık yeni dönemde bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve elimizdeki teknolojileri kullanarak yıllarca sürünmüş hastaların tanılarını koyabiliyoruz. Buradaki biraz önce söylediğim kriterlere uyan hastalar eğer baktılar ki işler yolunda gitmiyor hastalıklarla ilgili ya da mutsuzlar gidiyor geliyor o zaman bir genetik merkeziyle de irtibat kurmaları gerekir ki hastalıklarla ilgili detaylar araştırılsın. Peki biraz önce söylediniz ya akraba evliliği olmuş ama bu çocuklarda bir şey yok deniliyor. Bir de şöyle de bir söylenti vardır ya o çocuklarda yoktur ama onların çocuklarında da olabilir. Yani taşınabilir genetik rahatsızlıklar çocuklara da geçebilir yani bir sonraki çocuklara. Bunun doğruluğu nedir? Yani siz genetik araştırma uzmanları olarak hani bunu da açıklamanızı istiyorum. En azından akraba evliliğiyle ilgili bu çocuklarda yok demek bile sempati duyulmasına sebep olabilir çünkü. Yani en azından bunu ortadan kaldırabilir. Tabii şimdi şu biraz önce söylediğim cümle bile çok önemli. Şimdi siz çocuk doğduğu anda sağlıklı, mutlusunuz ama çocuğunuzun 40 yaşında kolon kanseri olmayacağını bilmiyorsunuz bu evlilikten dolayı. Yakın zamanda 14 yaşında bir kız çocuğunda bağırsak kanseri tespit ettik. Eşler akraba, annesi de bağırsak kanserinden ölmüş. Ondan sonra ve bu çocukta da anne baba akraba olduğu için onda da görülmüş. Şimdi bakın bu 14 yaşına kadar siz bu çocuğun böyle bir hastalığı olduğunu bilmiyordunuz. Bu ana kadar mutluydunuz. Evet. Bizim mutlaka bununla ilgili deneyimleri arttırmamız lazım. Ailelerimizin şunun farkında olması lazım. Bu hastalıklar bugün, yarın, ondan sonraki gün ortaya çıkabilir. Akraba evliliğiyle ilgili meselede bizim ilk yapmamız gereken şey bu kadar doktorun, bu kadar yıllardır yaptığı araştırmalarla bunda yanılma ihtimalinin artık kalmayacak kadar elinde bilimsel kanıtları olduğu. Bir de biz hani böyle parmağınızı sayıp 5 parmağınız olduğunu gördüğünüz gibi laboratuvarda görüyoruz. Hatta biz bazen akraba evliliği değiliz diyorlar. Geliyorlar testlerde diyoruz ki homozigot mutasyonunuz çıktı. Siz akrabasınız bu kadar nadir bir hastalıkta. Sonra şöyle bir araştırılıyor. Evet işte şuradan bir buradan yerden. Bir yerlerden birbirleriyle bağlantıları var. Şu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Akraba evliliği kesinlikle hastalık risklerini arttırır. Her ailenin her çocuğunda olmaz. Her ailede olmaz. Ama ilk iki çocuğunuz, üç çocuğunuz, dört çocuğunuz sağlıklı olup beşinci çocuğunuz bundan dolayı rahatsız olabilir. Evet. O yüzden böyle durumlarda akraba evliliği yapmış bütün çiftlerin yeni bir gebelik düşünmeden önce başvurması gerekir bir genetik merkezine ve tedbirlerini alması gerekir. Bu hastalık gruplarında da bizim akraba evliliği ile ilgili farkındalığı arttırmak için Gülay'ın biraz önce söylediği gibi erken dönemlerde
mekanizmalarını, çocukların tam matematik öğrendiği zaman da çok iyi öğrenebilecekleri mekanizma bu. O mekanizmaları anlatarak onların aklına yatmasını sağlamamız lazım. O aşamada ikna edersek bir sonraki, ondan sonraki kuşakta engelleyebiliriz. Dediğiniz gibi aynı ailede hani bazen bir kuşakta olmayabiliyor hastalık, bir sonraki kuşakta olabiliyor. Akraba, onun anneannesinin, babaannesinin akraba olması aslında onu etkilemiyor. Ama eğer sizin ailenizde çok akraba evliliği varsa, hı hı, ne kadar çok akraba evliliği varsa ona imbret toplum adını veriyoruz. Hatta tıpta bir adı da var. O ailenin içinde artık herkesin daha çok hasta çocuk sahibi olma ihtimali artıyor. Çünkü aslında kirletilmiş bir genetik nesil demek bu da. Evet. Ya ben örneğin Aşkenazi Yahudileri var. Bunlar sadece birbirleriyle evleniyorlar. Belli hastalıklar, Tay-Sachs örneğin, onlar için çok böyle gündelik bir hadise. Dünyada bu kadar nadir bir hastalık. Onlar normal günlük hayatlarında evlenirken biz talasemi tarıyoruz. Onlar da Tay-Sachs tarıyorlar. O kadar nadir bir hastalık olmasına rağmen. Çünkü artık evlene birbirleriyle o kadar o hastalık birikmiş ki orada. Herkese taramak ihtiyacı içinde oluyorlar. Bu ve buna benzeyen durumlar var. Yani her ülkenin kendine göre özellikleri var ama bizim ülkemiz daha karışık. Çünkü göç yolu üzerinde çok karışık bir toplumuz. Birçok ülkenin insanların burada yaşadığı dönemler var. Tarihimiz çok renkli. Ama bu renkli tarih bize bir taraftan da karışık bir genetik yapı getiriyor. Evet. Böyle bir durumdayız. Nadir ve tanısız hastalıklar gönüllüler derneği. Şimdi sonuçta gönüllü dediğimiz şey zaten bu programın da konsepti, sivil toplum kuruluşlarının topluma nasıl faydalı olabilir, hangi projelerle neler yansıtabilir. Şimdi sizin kurmuş olduğunuz bu dernek, bahsettiğiniz gibi farkındalık yaratmak, bu konuda eğitimler vermek, ilkokul seviyesinde, ilköğretim seviyesindeki gençlere, özellikle de kızlara akraba evliliğinin, genetik yapının nasıl bozulduğunu ve ne derece nadir hastalıklar çıktığını anlatmak. Peki proje dediğinizde bunlar, bu eğitimler, bu anlattığınız her şey çok güzel, çok çok da yerinde hareketler. Peki yerel yönetimlerden destek almayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yani hangi yerel yönetimler size kapılarını açarsa bu projeleriniz daha hızlı, daha aktif olabilir. Bu konuda kimlerden ne beklentiniz var? Biraz bunları anlatın istiyorum. Yani derneği kurma amaçlarımızdan birisi de zaten bu. Hatta ilk toplantımızı yaptığımızda Sağlık Bakanlığı, TİCK, Halk Sağlığı'ndan, hı hı, da yetkililer geldiler, çok ilgilendiler. Ve yapmaya çalıştığımız şeyin çok farkındalar ve destek veriyorlar. Hı hı. Şimdi çok sayıda sivil toplum örgütü var ama çoğu hastaların ve hasta yakınlarının kurduğu sivil toplum örgütleri ve çok iş yapıyorlar. Yani bir hasta çocuk doğduğu zaman anne kendini yalnız hissediyor. Diyorum ya, bu niye benim başıma geldi ve tek hissediyor kendini. Aynı hastalıktan bir tane daha çocuk olduğunu görünce en azından kendini yalnız hissetmemeye ve bu konuda bir şeyler yapabileceğini görmeye başlıyor. Bu hastalıkların toplumsal etkisi gerçekten çok çok fazla. Öyle olduğu için biz de hani derneği kurarken hani birincisi hastalara yakınlarında olmayı sağlamak ama aynı zamanda açıkçası devlet imkanlarını da düşünmek zorundayız. Biz hani hem hekim olarak da işin içindeyiz. Çünkü sonuçta mesela şu anda da bir süredir çok gündemde SMA hastalığı, bir kas sinir hastalığıdır. Tedaviler gelmeye başladı Türkiye'de. Birçok hastalıkla ilgili yakında gelecek. Bu ilk gelen hastalık. Hı hı. Gen tedavisiyle ilgili fiyatı ben söyleyeyim $2.1 milyon. Ve bununla ilgili bir sürü kampanya da görüyoruz. Aynen öyle. Aileler çok haklı. Aile çocuğunu ayağa kaldırmak istiyor. Ama bir yandan devletin bunu ödemesi de çok kolay değil. Biz hem açıkçası devlet imkanları nedir, doğru olan nedir, dünyada, Avrupa'da neler yapılıyor, biz neler yapabiliriz, bu konularda çalışmamız lazım. Mesela 2.1 milyon dolara ben 150 bin aileyi SMA konusunda tarayabilirim evlenecek o fiyata. Yani Türkiye'de sık görülen hastalıklar için, özellikle ağır seyreden, tedavileri pahalı hastalıklar için bizim ciddi tarama programları da oluşturmamız lazım. Derneğin amaçlarından birisi de bu ve dediğim gibi devlet büyüklerimizle de görüşüyoruz ve gerçekten de pozitif sonuçlar alıyoruz. Bakanlıkta nadir hastalıklar dairesi oluşturuldu. Ve aktif çalışmalara başladı. Ve dediğim gibi bizim çalışmalarımızla ve bizim tecrübelerimizle bildikleri için çok sıcak, hı hı, bakıyorlar. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyoruz.
Peki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir girişiminiz oldu mu? Sonuçta olacak. Okullar bunun en güzel, yani tabii şu anda pandemi dönemindeyiz. Birçok şey öncelikle mevcut sağlığımızı koruyabilmek üzerine kuruluyor. Kesinlikle. Elbet ama yani önümüzdeki günlerde çok önemli olan şey eğitime oradan başlayabilmek. Aynen. Dernek kurucularımız için de eğitimciler de var. Hı hı. Yani bu amaçla zaten var. Ve önemli hedeflerimizden birisi bu konuda eğitimler. Hani hem sağlıklı kişilere eğitimler vermek hem de hasta çocuğu olan kişilere nasıl yaklaşacağı konusunda da eğitimler, yani rehabilitasyon şeklinde de eğitimler hedef kitlemizi oluşturuyor. Peki toplum ve aileler açısından baktığımızda aslında aileler, toplum ve bu şey bir ilişki var. Mesela nadir hastalığı olan ya da nadir hastalığı olan bir bireye sahip ailelerin toplumsal açıdan bir de değerlendirilmesi gerekiyor. Kesinlikle, yani o kadar önemli bir konu ki. Hasta çocuğu olan bir ailede bir kere anne çalışıyorsa çoğunlukla işini bırakması gerekiyor. Hı hı. Bazı ailelerde baba da işini bırakıyor. Bazen bütün aile uğraşıyor. Genellikle bu aileler bir tane de sağlıklı çocuğumuz olsun ya da bu çocuğa baksın diye ikinci bir çocuk eğer doğru değerlendirmeden yaparlarsa ve bir çocukları daha olursa hasta, bütün hayatlarını artık o çocukları toparlamak ile uğraşıyorlar. Ve bu az görülen bir şey değil. Mesela nadir hastalığı olan ailelerde boşanma oranları çok yüksektir. Hı hı. Çünkü gerçekten çok büyük travma ve ayakta kalmaları, dik durmaları çok zor. Maddi ve manevi olarak dik durmaları çok zor. O yüzden hem bu ailelere zamanında değerlendirip, tanıyı erken koyup, biz şu anda elimizdeki yöntemlerle bu ailelerin bir sonraki gebeliğinde bu hastalığın olmamasını çok büyük oranda sağlayabiliyoruz. Hı hı. Doğum öncesi tanı da yapabiliyoruz, tüp bebekte sağlıklı bebeğin seçimini de yapabiliyoruz ülkemizde. Bunların hepsi yapılabilmekte ve böylece eğer bir ailede bir nadir hastalık varsa o aile için ya da kardeşlerinin çocukları için de risk oluyor. Çünkü hı hı. yalnızca bir kişi diye bakmıyoruz biz olaya, bir aile olarak bakıyoruz. Hepsi için taramaları yaptıktan sonra kim risk altındadır, kimin çocuğunda risk vardır, bunun hasta olmaması için nasıl bir yöntem izleyeceğiz, hepsini belirleyebiliyoruz. Bu bir kere hasta çocuğu olduktan sonraki plan. Bir de dediğim gibi biraz önce sık görülen hastalıklar için hiç hasta çocuk doğmadan taramalarla biz riskleri belirlersek yine hiç gebelik oluşmadan biz bunların hasta çocukların olmamasını sağlayabiliriz. Akraba ya da akraba olmayan her çift için. Burası çok önemli çünkü aynen. Çoğu çift ya da birey evlendiler, çocuk sahibi olmadan önce yapılacak o taramada sanki aksi bir şey olursa çocuk sahibi olamayacaklarını düşünüyorlar. Yani oysa ki siz diyorsunuz ki hani bunun önüne de geçebilecek aynen. tedaviler var. Yani bu çok kıymetli bir bilgi. Çünkü çoğu insan bunun içinde gitmeyebiliyor. Yani daha doğrusu riske atıyor. Yani çocuğunun kesinlikle. Sağlığını riske atıyor. Bu çok kıymetli bir bilgi. Yani bunu bilmeyen izleyicilerimiz mutlaka parantez içinde tekrar edelim isterim. Hı hı. Yani tanı konulup eğer genetik olarak hasta bir çocuk doğacaksa bunun önüne geçebilecek bir tedavi var. Evet, yöntemler evet. var. Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'de en çok bilinen de yani tanısı konulan ama nadir hastalık sayılan hastalıklar neler? Yani bir sürü hastalık var ama Türkiye'de en çok karşımıza çıkan, insanların bunun nadir hastalık olup olmadığını bilmediği hastalık çeşitleri neler demek isterim size Serdar Aslında, Bey? Aslında her tanısı konulan kronik hastalıkların içinde nadir bir sürü hastalıklar hı hı. gizli. Ve şu anda bazılarının istatistiklerini biliyoruz ama bilmediklerimiz de zaman içinde çıkacak. Örneğin şu anda ülkemizde tarama programı dahilinde olan fenilketonuri, biyotinidaz eksikliği, hipotiroidi gibi hastalıklar nadir hastalık statüsü içindeler. Ve bunlar Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı hı hı. dahilinde olan hastalıklar. İşte son zamanlarda SMA farkındalığı çok evet. arttı. Yine düşen tipi musküler distrofi, fragilix hastalığı gibi hastalıklar toplumda yaygınlığı çok fazla olan nadir hastalıklar. Bunlarla neredeyse günlük poliklinik uğraşımızda her gün bir tane iki tane görür olduğumuz hı hı. hastalıklar. Bu işte hastalıkların bir başka boyutu daha var. Gülay'ın bahsettiği bunların yüksek giderek artan tedavi maliyetleri oldu ve olacak. Etkili tedaviler üretiyoruz ama bu etkili tedaviler maliyetleri yüksek. Bunu dışarıdan almamamız lazım. Bizim hı hı. derneğimizin bir diğer amacı da bu. Biz burada bunun tedavilerini geliştirebilecek insanları örgütlemek, yine projeler bulabilmek, bulduğumuz bağışlarla onların çalışmalarını destekleyip bu büyük hasta gruplarına tedavi ile ilgili ve üretim yapmak. Ülkemizin ekonomik açısından düşündüğümüzde
dışarıdan hizmet alıp büyük maddi yükleri dışarıya ödemek yerine bunu ülkemizin geliri haline çevirip kendi hastalarımızın hizmetini sunmak yanında diğer ülkelerin hizmetlerini de sunabileceğimiz bir yapı oluşturabiliriz ki Türkiye bu tür bilim adamı konusunda çok güçlü bir ülke. Hı hı. Ama örgütlenme çok önemli. İşte insanları bir araya getirmek, beraber hareket etmek. İşte bizim halkımız bir de hüsnü niyeti yüksek bir halktır. Yani böyle çalışmalar yapıldığı zaman destekler, maddi destekler verir. Elindekinin yarısını verir yani. Tabii, gerçekten. Aynen öyle. Ve bu destekler işte bu SMA için bağış toplayanlar sırasında görüyoruz bunu. İnsanlar bir sürü çok yüksek paraları bağışlayarak çocukları kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi aynı kişilerin böyle bir bilimsel çalışma zincirini desteklemesi ya da daha çok fakir hastayı destekleyip bu hastalarda ayağa kalkmasını sağlamak mümkün. Ama işte bu böyle bir dernek çatısı altında olur. Buna gönüllü insanların beraber çalışmasıyla olacaktır. Ve bu hastalık gruplarında emin olun çok güzel çareler var. Çok güzel. Yani biz bundan 20 sene önce genetikçi olmak bir tür zuldü. Tanıyı koyuyorsunuz, ölecek, kalacak, böyle tatsız şeyler söyledik. Şimdi ise hastaların dertlerini çözüyoruz. Yani şu son 10 yıllık yaptığım genetikçilik hakikaten benim için çok keyifli, çok mutlu eden bir genetikçilik. Çözüme doğru oldu. Giden tabii, sonuçlar. Yani işte buraya gelmeden önce görüştüğüm bir iki hasta var. Onlar böyle işte ağrısının dindiğini, sıkıntısının azaldığını söylemeye gelen insanlar var. İşte onları duyunca veya işte bu çocuk sizin çocuğunuz diye getirip masaya bırakan aileler oluyor. Bunlar... Bu insanlarla tanışmak insanı mutlu ediyor. Ama bunların sayısını arttırmak çok önemli. Hem insanların hayat kalitesi, hem bir taraftan ülkemizin mali yükleri açısından çok önemli. Emin olun bu 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dolarlarla bu kadar tedavi. Büyük bir hasta kitlesini biz tedavi ettirmeye kalkarsak dışarıdan taşımasıyla hiçbir ülkenin bütçesinin bu kadar rahat bunu karşılaması mümkün değil. Ülkemiz de bunda. Hani biz büyük bir ülkeyiz ama zorlanırız. Niye böyle bir şeye girelim? Tersini yapmamız lazım diye. Aslında dernek hayalimizin birinci dakikadaki hayallerinden bir tanesi de buydu. Biz yapalım. Evet. Hatta sağlık turizmi deyince insanların aklına hep termal turizmi geliyor. Yani fizik tedavi vesaire turizmi geliyor ama eğer bu dernek aracılığıyla bunu başarabilirseniz dışarıya akan o kaynağı sağlık turizmi olarak ülkeye de kazandırmış olacaksınız. Aslında katma değere de katkınız olacak. Yani gerçekten nadir hastalık, tanısı konulmamış hastalık şu anda belki izleyen birçok izleyicimiz bu terimleri yeni duyuyor. Yani araştırma yapabilecek ya da kendi başına gelmemiş birçok insanın duymadığı terimler bunlar. Genetik dediğimizde zaten hani bütün yapımız genetik. Genetik dediğimiz bu yapı içerisinde nadir hastalıklar ve tanısı konulmuş hastalıklar derneğini kurmak aslında sizin gibi genetik uzmanlar tarafından kurmak bir değer. Yani yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Çünkü neden? Hem genetik hem tanısı konulmuş hastalıklar aslında birbiriyle de doğru orantılı gidiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani şöyle, nadir hastalıkların %80'i genetik kökenlidir. Belki daha bile fazlası. O yüzden genetikçiler çoğunlukla ilk olarak karşılaşıyorlar. Tabii tıbbın bütün branşları daha sonra bu hastalıklarla karşı karşıya. O yüzden biz derneği kurarken 4 genetikçi hoca arkadaşımız, 2 eğitimci hocamız, bir moleküler biyoloğumuz, bir tane bioinformatik uzmanımız, bir tane avukatımız, çünkü yurt dışında bazı yasal düzenlemeler de gerekiyor. O şekilde kurduk. Yani aslında bu tesadüf değildi. Hı hı. Biyoteknoloji firmaları bu Covid döneminde ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Tedavi, aşı üretilmesi, kitlerin geliştirilmesi, yani ne kadar önemli olduğu bir kez daha sağlığın ve biyoteknolojinin ne kadar önemli olduğu çok çok meydanda. Evet. Açıkçası bu gen düzeyindeki tedaviler konusunda da hem dernek içinden hem dernekle ortak çalışan, gönüllü olan çok fazla arkadaşımız var. Zaten derneğe duyar duymaz keyifle sizinle çalışırız diye çok fazla hocamız sağ olsunlar destek vermeye başladılar. Ve çok güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de beyin takımı çok gelişmiş. Evet, ciddi bir beyin göçümüz de var. Gençlerin gitmesini ben hiç dayanamıyorum. Çok üzülüyorum gerçekten. Ve biz burada onlara eğer imkan sağlayabilirsek, burada onlara proje yapmalarını sağlayabilirsek çok güzel sonuçlar elde edeceğimize eminim. Yani burada hiçbir hiçbir şey yok. Evet. Yeter ki güç birliği yapalım. Evet, yeter ki o birlikte olma ruhunu gerçekten tamamlayabilelim. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bir araya geldiniz ve bu konuda da gerçekten çok da güzel işler yapacağınıza heyecanınız gerçekten yansıyor yüzünüze de.
Tanısı konulmamış hastalıklar dediğimizde, tanısı konulduktan sonraki tedavi sürecine de dernek destek olacak mı? Tanısı konuldu, artık hastalığının ne olduğunu biliyor ve siz o konuda kapılarınızı açtınız. Hı hı. Ve bu konulmuş tanıyla ilgili tedavi sürecinde de dernek destek olacak mı? Ya, tabii ki, yani bu da önemli. Özellikle biz dernek olarak klinikçilerle çok işbirliği içerisindeyiz. Bu tanısız hastalıkların çok büyük kısmı farklı farklı kliniklerde aslında muayene olan hastalar. Hı hı. Bunların mekanizmalarını kurup da sebebine ulaştığımız zaman zaten tedavisi kendiliğinden hiç zor olmayacak şekilde gelecektir. Yani bu da hedeflerimizin arası. Tabii zaten aslında ülkemizde yani tanı konulduktan sonraki süreç çok güzel yürüyor. Hı hı. Bunlar da tanı koyma süreçlerine kadar olan kısım zor. Yani adını koyup, evet, belgelendirdiğiniz takdirde zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun destekleri altında o tedaviler, hı hı, yürüyor memlekette. Ama işte o süreç önemli. Bir de bizim burada aslında atılım olarak yapmaya çalıştığımız en önemli şey, hem bu tanı süreçleriyle ilgili insanların farkındalığını arttıralım ama bir taraftan bu tedavi süreçleriyle ilgili biz bilimsel katkıda bulunalım. Hı hı. Çünkü biz sonuçta biz bir bilim insanıyız ve, hı hı, bizim buradaki yapmaya çalıştığımız şey, biz bu yıllarca yaptığımız bilimsel projelerde birçok ekiplerle tanışma, çalışma şansımız oldu. Ama sonra gördük ki güç birliği çok önemli. Çok yetkin insanlar var bu ülkede. Bunları bir araya getirmek için böyle gönüllülük esasını, gönüllü, hı hı, kelimesinin altında gönüllülük esasıyla yapılan çalışmalar çok da gürültülü, evet, sonuçlar çıkartıyorlar. Biz hani bunları yıllarca yaşadık. Hı hı. Çok iyi işler yaptığımız dönemler oldu ama bunu büyütmemiz lazım artık. Yani, evet, bizim diğer insanların güçlerini de alarak yanımıza gönüllülüğü ile bize hem manevi hem maddi katkıda bulunacak insanların destekleriyle çok hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Bunca yılın birikimi, deneyimi, tabii, artık yeniden bir şeyleri araştırıp o uğraş da yok. Yani artık her şey ortada ve hızlı yol almak lazım. Tabii 300 bin hasta deneyimimiz olmuş artık bu zamana kadar. Yani bu ülkede her 4 kişiden biri, her ailede 4, evet, kişi varsa 1.200.000 insanla bir şekilde temas etmişiz. Bu periyotta edindiğimiz deneyim, hem hastaların bize anlattığı deneyimler, onlara kitaplar yazdırdık hocalarımızla beraber, bazı üniversitedeki hocalarla beraber hastaların kendi hikayelerini anlatmasını sağladık. Bunu daha da geliştireceğiz. Farkındalık derken çok etkin hastaların katılımıyla da bir farkındalık geliştireceğiz. Evet. Bu artık hani onlardan duyduğumuz o hikayelerin bize yönlendirmesini de verdiği bir güç var. Hem negatif hikayeleri, üzücü hikayeleri hem de sonra elde edilen başarılı sonuçlardan sonra yaşadıkları mutlulukların verdiği enerjiyle yürüyüp gitmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Ben inanıyorum çok güzel şeyler olacak ve inşallah bu söylemiş olduğunuz büyük bütçelerle yapılacak tedavileri bu ülkede yapıyoruz dediğiniz gün tekrar program yapmak isterim sizinle. Çok seviniriz. Programımızın sonuna geliyoruz ama şunu da sormak istiyorum Serdar Bey. Konunun bir yerinde dediniz ya, bağışıklık sistemiyle ilgili genetik araştırmalar da yapıyoruz. Şu ara gündemimizdeki pandemi sürecinde, evet, en önemli şey de bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması. Evet. Ne kadar kuvvetliyse salgına yakalanmış bile olsak daha diğerlerine göre avantajlı geçiriyoruz. Peki genetik şifrelerimizde bu bağışıklık sisteminin kuvvetiyle ilgili çözümlere ulaşabiliyor muyuz? Ya da burada bir zayıflık varsa bunu kuvvetlendirecek başka bir şeyler olabiliyor mu? Aslında şu anda bizim zaten takibimizde olan veya işte immünoloji kliniklerinde takipleri olan hastalarımız var. Oradan edindiğimiz tersine bir deneyim var o noktada. Hatta bazı büyük projeler de yapıldı Türkiye'den hocalarımızın da katkısıyla. Hı hı. İmmünolojik sistemdeki hangi sorunlar COVID hastalığının daha sert, hı hı, seyretmesine neden oluyor? Bu alanda Türk bilim adamlarının da katıldığı büyük projelerle veriler elde ettik. Ama şu anda hani sihirli bir formül yok. Ama bir insanın zaten kendisini güçlü tutmak için yapması gereken sağlıklı beslenme, fizik aktivitesine devam, işte bu dönemde çok zor gibi görünüyor ama dışarıda gerekli tedbirler alarak bir yürümesi, dolaşması, kendine iyi bakması, bunlar çok önemli. Sigara bizim hani genetikçi olarak duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden konu. Çünkü bütün hücre hücre genetik yapımıza olumsuz etki ediyor. Bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Bu, evet, COVID döneminde ortamı hazırlıyor. Gel beni hasta et diye. Bu tür şeylerle bağışıklık sistemini ayakta tutabilir insanlar. Sigarayı azaltması, kesmesi, doğru düzgün beslenmeye çalışması ve ailesiyle beraber güzel günler geçirmesi bile bir insanın bağışıklık sistemine, evet, iyi katkıda bulunacaktır. Pozitif bir psikoloji. Tabii ki.
Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey, Gülay Hanım. Yani gerçekten ışıl ışıl bir dernek. Umuyorum hayallerinizin daha üzerinde olur. Bizler de Kanal 5 ailesi olarak her zaman yapacağınız bütün projelerinizi duyurmaya, yapacağınız bütün o duyurularınıza ev sahibi olmaya hazırız. Bunu ben kanalım adına size söz olarak veriyorum. Söyleyeceğiniz, atladığım, yani sonuçta çok teknik konular var ama şu da önemlidir diyebileceğiniz bir şey varsa ek süre vermek isterim size. Yoksa programımızı nihayetlendirmemiz gerekiyor. Aslında belki hani sizin bu nazik davetinizde böyle küçük küçük alan alan bazı hani kim nadir hastalık en büyük doğru tanımlama o. Yani örneğin kadın doğuma ait nadir hastalıklar, çocuk dönemine ait nadir hastalıklar, onlarla ilgili belki kısa bilgilendirmelerle ilgili çalışmalar yapsak sizinle halkın bilinçlenmesi anlamında tabii çok ki olur. Çünkü kim genetik merkezine gidecek sorusunun yanıtı çok önemli. Çünkü herkes dahiliyedin, kadın doğumun ne işe yaradığını biliyor ama genetik o kadar detaylarına doğru kadar bilinen bir şey değil, alan değil. Katkılarınız olsa biz de mutlu oluruz. Tabii ki seviniriz. Sonuçta bu program sizin ne yapmayı hedeflediğinizi doğru anlatabilmek için sıkıştırılmış bir program. Sivil toplum kuruluşlarının varlığı zaten birlikte olup ses çıkartabilmek. Sizin sesinizi bir nebze de olsa duyurabilmekti burada yapmaya çalıştığım. Umarım güzel yerlere seslenmişizdir. Umarım sizin de yolunuz açık olur. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Çok teşekkür ediyorum Gülay Hanım katıldığınız için. Değerli izleyiciler, bugün de Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki programının sonuna geldik. Programımı sağlık dileyerek nihayetlendirmek istiyorum efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Esen kalın.